Robotikhane'den hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun bir aradan sonra ders videosu çekeceğiz. Bu videomuzda robot kinematiği konusuna gireceğiz. Bu birinci video fakat daha çok temel bilgiler içeren bir video olacak. İşin matematiksel ve hesaplama kısmını bir sonraki videoda başlamayı düşünüyorum. Bu videoda sadece işin temel kısımlarını anlatacağız. Şöyle başlayalım. Öncelikle robot kinematiği derken önce robot kelimesini inceleyelim. Şimdi robot Çek dilindeki köle ya da işçi anlamına gelen robotnik sözcüğünden gelmektedir ki sözcüğü ilk kez Çek yazarı olan Karel Čapek 1920 tarihinde yazmış olduğu bir tiyatro eserinde kullanmıştır. Rossum'un Evrensel Robotlar adlı. Tiyatro oyunu bir tık daha insansı robotlardan bahsediyor. Yapay, sentetik olarak adlandırabiliriz. Yani insana benzeyen, hani Blade Runner filminde olduğu tarzda çok mekaniksel değildi. Daha çok insan vücuduna sahip robotlardan bahsediliyor. Yine tabii orada da bundan sonra tabii Isaac Asimov tarzı yine bilim kurgu romanları yazılmış robotlar üzerine. Orada da bir robotların dünyayı ele geçirilmesiyle alakalı olay konu ediliyor. Siz de internetten bulabilirsiniz. Türkiye'de çevrilmiş, satılan tiyatro versiyonu var. Hepiniz için elde edebilirsiniz yani. Şimdi bunun haricinde biz peki robotu nasıl kullanıyoruz ya da bizim için robot kelimesi ne anlama geliyor ona bakalım daha. Robot kelimesinin günümüz anlamı ise birçok mekanik ve elektriksel parçalardan oluşan, kendisine önceden verilmiş kulluklar gerçekleştiren manipülatörlerdir diyebiliriz. Şimdi bu şekilde robotu tarif edebiliriz. Şimdi bizim için robotlar ya da mekanizma açısından inceleyecek olsak da seriyle paralel olmak üzere iki ana başlık altında incelenir. Sol arka planda zaten görebildiğiniz gibi bir seri robot, sağ arka planda da paralel robot görmüş olursunuz. Burada eklemlerin birbirine göre durumu aslında bizim için seri veya paralel olmasını etkiliyor. Şimdi tabii ki seri ve paralel robotun birbirine göre artısı ve dezavantajları var. Bunlara bakalım kısaca. Şimdi seri robotlar, robot eklemleri birbirine göre seri şekilde bağlıdır. İşte geniş çalışma uzayına sahiptirler. Az sayıda mekanik parçaya ve paralel robotlarıdır. Daha basit kinematik denklemlere sahiptir. Kaldırabildikleri ağırlıklar da kendi kütlerine göre oldukça küçüktür. Şimdi paralel robotlara baktığımızda robot eklemleri birbirine paralel ve bağlıdır. Ve tabii bu en basit olarak sağlamlığı arttırmaktır. Şimdi seri robotlara göre mekaniksel yapıları daha sağlamdır. Fakat buna bir dezavantaj olarak seri robotların kinematik denklemleri yani ne kadar görece basit olmasına rağmen bunların daha kalmış. Kaldırabildikleri ağırlıklar da kendi kütlelerine göre oldukça büyüktür. Bu da seri robotların en büyük artılarından biridir. Şimdi genel olarak oynatma listesi yapacağımızda robot kontrol ve mekaniği aslında olması gerekiyor dersin genel adı. Şimdi kinematik analiz ve robot dinamiği aslında iki ana başlığımız olması lazım. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi robot dinamiği bu kinematik analizden daha üst seviye olduğu için o ayrı bir video dersi yapmayı düşünüyorum onu. İlk başladığımızda şimdi kinematik analiz olarak devam edeceğiz. İşte burada da ileri yön kinematiği, ters yön kinematiği, Jacobian ve yörünge kontrolü yapmış olacağız. Robot dinamiği yörünge kontrolünden sonra yapabileceğimiz bir aşama ve birkaç tane de trik noktaları var. Kinematik analize göre. Şimdi genel olarak burada robot kontrol ve mekaniğinin iki ana başlığını görebiliyoruz. Üçüncü başlık kinematik ya da kontrolle alakası olmasa da robotların sınıflandırılması alakalı. Robotların kontrol ve mekaniği dendiğimiz aklımıza iki şey gelmesi lazım. Birisi kinematik analiz, birisi robot dinamiği. Bunun haricinde robotları birbirimize anlatırken sınıflandırma yaptığımızda altı kategorimiz var. Bunları nasıl ayırt edebileceğimize göre. Mesela eklem düzenleşimine göre sınıflandırabiliriz. Hareket kontrol yöntemlerine, eğlencenin nasıl olduğuna göre, hangi güç kaynağını kullandığına göre, kesinlik derecelerine göre, ikili harf kodlarına göre ya da benzetmeye göre robotları sınıflandırabiliriz. Şimdi bunları tek tek görelim. Robotların kinematik analizi dediğimiz kısım, cisimlerin hareketlerin konumu, hızı ve ivme gibi konular yönünden ele alınan bir alandır. Yani biz kinematik analiz yaptığımız zaman onun konumunu, hızını ya da ivmesini bulmaya yönelik ya da bilmeye yönelik işlemler yapmamız gerekir. Şimdi kinematik analizi uç işleyici ile eklem açıları arasında tanımlanır.
bizim için uç işleyicinin konumu, hızı olabilir, ilmesi olabilir ve eklem açıları önemli olacak. Robotla iki tip eklem yapısına sahip. Bunlar nedir? Yine arka planda görebileceğiniz gibi sol tarafta prizmatik, sağ tarafta da dönme yani revolute joint vardır. Bunların İngilizce isimlerine aşina olmanız sizin için önemli. Çünkü öteleme değil, daha çok prizmatik. Joint'te ekleme denen isim, yani prizmatik joint daha çok kullanılıyor ya da revolute joint daha çok kullanılıyor. Yani dönen eklem denilmekten daha çok kullanılıyor. Şimdi robotların kinematik analizi yapacağımız neden? Her bir robot ekleminin konumu ve yönelimi bir öncekine veya bir sonrakine ifade edilebilir. Bunu mekanizma tekniği dersi eğer gördüyseniz nasıl bir şekilde anlayacaksınızdır. Mesela sağ tarafta base'e göre birinci eklem, ikinci eklem, üçüncü eklem tanımlanabilir. Bunların mesela şurada sağ tarafta görebileceğimiz gibi mesela şu tarafta bakın görmüş olduğunuz bir açı verilmiş mesela. Bu açı sıfırla birinci eklem arasında yani base ile birinci eklem arasında verilmiş. Ya da mesela bakın şurada görebiliyoruz mesela ikinci eklem yine aynı şekilde birinci ve ikinci eklem arasındaki bir tanımlamadır. Biz bunu bu şekilde tanımlayarak bir zincir oluşturduk ve bu bizim açık kinematik zincirimiz olacak. Neden açık kinematik zincir olacak? Bu da yine mekanizma tekniğinden bildiğimiz bir konu. Şurada görmüş olduğunuz gibi uç işlevci başlangıçtaki base ile birleştirilmemiş. Yani açık bırakılmış. Bu kapalı kinematik zincir olması için ne olması gerekir? Bu son eklemin başlangıç eklemiyle birleşmesi gerekir. Bu da gördüğünüz gibi açık bırakıldığı için açık kinematik zincir tanımlayacağız. Şimdi bu ilişki oluşturan ifadeler robotun konum ve yönelimini içeren 4x4'lük homojen dönüşüm matrisleri yani bizim için transformasyon matrisimiz oluşturacak. Bunu ileride görmüş olacağız. Bu transformasyon matrisi zaten bizim bu ileri kinematik yani yapabildiğimiz kısmın en önemli şeyimiz olacak bizim için. Yönelim derken neyi ifade ediyoruz? Mesela bir objeyi tuttuğunuzu düşünün. Alttan tutmanız, sağdan, üstten, yandan, arkadan, önden gibi tabii ki uzayda alt serbestlik verirsin herhangi bir açısından bunu tutabileceğiniz zaman yönelimini içeren bilgi ifade edecek. Her bir eklemin diğeriyle olan ilişkisi de homojen dönüşüm matrisiyle ifade edeceğiz. Bu çok önemli. İşte mesela bu dediğim şimdi transformasyon matrisi bizim base'e göre yani ana durduğumuz yere göre uç işlevcinin yönelimini ve konumunu verecek. Ama mesela homojen dönüşüm matrisinden dediğimiz kısım şu mesela base ile birinci eklem, işte birinci eklem ile ikinci eklem, ikinci eklem ile üçüncü eklem vesaire bunlar arasındaki dönüşümleri verecek. Buna göre nerede duruyor, neresinde duruyor gibi, konum nedir, dönmesi nedir gibi. Oluşturulan bu matrislerin sayısı tabii ki robotun serbestlik derecesini bağlayacaktır. Buna göre belirlenir. Mesela 3 serbestlik derecesi ise 3 tane ya da 6 serbestlik derecesi ise 6 tane oluşturulacaktır bu matris sayısı. Şunu unutmayalım. 3 boyutlu uzayda herhangi bir noktaya ulaşmak için 6 serbestlik derecesi bizim için yeterli olacak. Peki 6 serbestlik derecesinden daha fazla serbestlik derecesi sahip robotlar mı? Var tabii ki. Bunlara da ne tip robotlar deniyor? Artıklık yani redundancy robotlar denmiş oluyor. Bu peki neden istensin? Bir de ne demek? Yani 6 serbestlik derecesinden fazla bir robot ne anlamı geliyor? Şu demektir. Artıklık da aslında burada işin içine giriyor. Şimdi 7 serbestlik derecesi yaptığınız zaman bu normalde 6 serbestlik derecesi birbirini kesmez. Yani uzayda hiçbir şekilde birbirini kesiştiremezsiniz. Ama 7'ye çıktığınız zaman bu serbestlik derecesine aslında bu bir fazlalık olmuş oluyor. Çünkü bir eklem diğer eklemin hareketini kısıtlamış olur. Onun yönünü keser. Yani serbest bir şekilde hareket edemez. Peki diyeceksiniz çünkü bu eksik olan bir şey neden istenirse? Tabii ki özel durumlar için. Normalde özellikle istenen bir durum değil. Mesela bir yerde duvar vardır. Duvarın altından robot kolunun geçmesi isteniyordur. Engel vardır. Özel bir alan için tasarlanmıştır. Mesela burada kısıtlamak için kullanılır artık. Yani burada kelime kısıtlamak için kullanılır. Fazlalık için değil. Yani 7 olması, 8 olması avantaj değil. Aslında bir bakıma dezavantaj. Kısıtlar çünkü hareketleri. Aynı şekilde işte burada açıkladık. Bu durumda bir eklemin taradığı alan diğer eklemin taradığı alan ile çakışır. Ve bu tip robotlar özel koşullar için tasarlanmıştır diyebiliriz. Şimdi robotların çalışma alanlarına baktığımız zaman neler var? 5 ana alanımız vardır. Base frame, station frame, wrist frame, tool frame ve goal frame olmak üzere. Base frame robotun sabit referans koordinat sistemidir. Yine sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi şu kısım bizim için base frame'dir. Station frame bizim için evrensel uzayımızdır. Bütün evreni station frame olarak kabul edebiliriz.
Wrist frame yine aynı şekilde şurası. Robotun uç işlevcisi öncesi son bağlantı noktasıdır. Tool frame robotun istenen eylemi gerçekleştirmesi için eleman yerleştirilen uç işlevi. Yani şu kısım olmuş oluyor. Ve hedef çerçevesi de robotun işlem yapacağı nesne üzerindeki hedefimiz olmuş oluyor bizim. Şu bölgede goal frame olmuş oluyor. Şimdi kinematik analizden bahsettik. Kinematik analiz neydi? İleri yön kinematiği ve ters kinematik. Ters yön kinematiğiydi. İleri yön kinematiği görece ters yön kinematiğine göre daha basittir. Tabi seri robotlar için direkt bu söylediğimiz geçerli. Paralel robotlarda bir tık daha farklı oluyor işler. Şimdi ileri yön kinematiğinde amaç robotun ana çerçevesine göre uç işlevcinin konum yönünü belirlenmesi. Ne demek? Yani base'imiz ve uç işlevcimiz var. Aradaki uzuvların açıları zaten biliniyor. Bize diyor ki işte kol nereye gidebilir? İşte ben atıyorum birinci uzun 30 derece, ikinci uzun 40 derece oldu mesela. İşte uç işlevi şu an nerede duruyor gibi soru sorabilir. Bu nispeten kolaydır test kinematiği. Neden kolaydır? Çünkü bunun mutlak bir sonucu vardır. Yani şöyle düşünün. Şimdi diyelim sizin bir robot kolunuz olduğunu varsayalım. Şu şekilde maksimum açtınız. Mesela şurada da işte diyelim ki tool'unuz olsun. Şimdi bir gripper var. Şimdi diyelim bunun uzunluğu mesela 1 metre. Bu da 1 metre. Şimdi maksimum zaten bunun 2 metre uzağa gideceğini düz hesap yapabilirsiniz. En basit tabii gördünüz. İleri kinematik yaptık. Şimdi ya başlangıca göre şurası bizim base'imiz. Mesela burası bizim base'imiz. Buraya göre 2 metre uzaklık olduğunu biliyorum. X yönünde biliyorum. Bunun mutlak bir çözümü var. Fakat ters yön kinematiği dediğimiz biraz daha farklı. Çünkü ters yön kinematiğinde zaten bize atıyorum mesela şurada bir top verilmiş. Yani bu topun konumuna gidilmesi isteniyor. Ve biz base'e göre şurayı biliyoruz. Bakın mesela burası 3 metre. Şimdi ters kinematikteki sıkıntı şudur. Ters kinematikte mutlak bir çözüm olması gerekmez. Çözümsüz de çıkabilir. Mesela burada gördüğünüz gibi evet base'e göre topun 3 metre uzakta olduğunu biliyorum. Fakat benim robotumun kolunun 3 metre uzağa gitme gibi ihtimali yok. Ya bu tabii çok basit bir örnek. Bunu robot mesela kolu oraya da dönmeyebilir, yetişmeye de bilir vesaire vesaire yapabiliriz. Bundan dolayı burada doğrusallık söz konusu değil. İlla bir çözüm elde etmek zorunda değilsiniz. İkinci olarak şöyle bir olay var. Şimdi siz diyelim ki bir su bardağını hayal edin. Şimdi su bardağını sağdan da tutabilirsiniz, soldan da tutabilirsiniz, alttan, üstten, her açısından tutabilirsiniz değil mi? Mesela bu da ne olacak? Denklem karmaşasına, denklem fazlalığına yol açacak. En basit olarak bunu şöyle yapabiliriz. Mesela 6 serbestlik derecesini düşünürsek 2 üzeri 6'dan tam 64 farklı sonuç elde edeceksiniz. Yani 64 farklı sonuç da bunu sağlayabilir. Fakat burada ne ortaya çıkacak? İşte bazıları matematiksel olarak doğru, bazıları fiziksel olarak doğru. Geneli fiziksel olarak değil, matematiksel olarak hepsi doğru çıkar. Ama fiziksel olarak hepsi doğru çıkmaz. Mesela diyor ki atıyorum gripper'ın ters dönmesi, yani içeri doğru durması gerekir bir durum. Bu 64 durum için ama normal gerçek hayatta böyle bir şey olma ihtimali yok. Yani gripper'ı siz ucunu mesela tool frame'e takamazsınız yani. Gibi gibi. Ters kinematiğin sıkıntısı dediğim gibi şu. Şimdi araç çerçevesinin ana çerçeveye göre konum yönelim verilmiş. Biz gripper'ın yani tutucu ucun o topu tutmayı nerede tutması gerektiğini biliyoruz. Ya da mesela dedim, topun konumunu biliyoruz. Base'e göre ben bunun eklemler açılarını hesaplamam gerekiyor. Bu açı setlerini hesaplarken dediğim gibi doğrusal olmadığından ve birden fazla çözüm olduğundan bu açı setlerini hesaplamak daha zor. Görece ileri kinematiğe göre. Tabii ileride bunları göreceğiz hepsini tek tek. Geçtim. Şimdi robot dinamiği dediğimiz kısım nedir? Önce dinamiğin tanımını yapalım. Dinamik, mekaniğin, kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini ilgilen bilim dalı ve devinim bilimi olarak da Türkiye'ye geçmiştir. Robot manipülatörün arzu edilen yörüngeyi takip edilmesi için manipülatörün dinamik denklemlerini kullanarak eklemler uygulanacak kuvvet ve momentleri bulma işlemidir. Bu da bizim robot dinamiği için geçerli. Şimdi dinamiğin genel tanımında robot dinamiğine baktığımız zaman bizim işte ona bir yörünge vereceğiz ki bu bizim ileri kinematik, ters yön kinematik, Jacobian bir yörünge olmuş olacak. Yani dördüncü ana başlığımız olacak. Bu bizim. Bunu bitirdikten sonra işte o yörüngeyi takip etmesi için ki gerekli olan mesela moment nedir, kuvvet nedir? Gibi gibi bu alanlara geçeceğiz. Bu da bizim için robot dinamiği olmuş. Dediğim gibi bunu yapabilmek için tabii önce ileri yön kinematiği, tabii ki ileri yön kinematiği önce de DH tablolarını çok iyi çıkarabilmemiz lazım. DH tablolarını çok iyi çıkarmak için dönmeyi
ötelemeyi çok iyi bilmemiz lazım. Nedir? Bunları tabii tek tek öğreneceğiz inşallah. Şimdi robotların sınıflandırmasına gelelim. Robotlar 6 tip sınıflandırması vardı. Nedir bunlar? Serbestlik derecesi, kontrol yöntemi, eğleyici yapısı, hassaslıklar, kesinlik, eklem yapılarına göre sınıflandırılabilir. En yaygın kullanılansa 2 tiptir. Bunlar nedir? Eklem yerleşimine göre ve ikili harf sistemine göre yapılan şeyler. İlk gördüğümüz eklem düzenleşimine göre en çok kullanılan budur zaten. Nedir eklem düzenleşimi? Robotların serbestlik derecelerine göre sınıflandırırken ilk 3 bağın jointin yani eklem özellikleri dikkat edilir. Ya prizmatiktir ya döneldir. Zaten başka bir eklem yapımız yok. Şimdi bunun içinde 5 tane ana şeyimiz var. Ya kartezyen, silindirik, skala, küresel ve dön örgü. Şunları tek tek görelim. Mesela biri size dese ki kartezyen düzenleşim nedir? Aklınıza bütün eklemleri prizmatik bağlardan meydana geldiğini düşünmemiz gerekir. Burada yukarıda görmüyoruz. PPP diye yazılır ki genelde zaten bu şekilde kullanılır. Yani kartezyen düzenleşim de denilebilir Türkçe olarak. Ya da siz PPP düzenleşimde bu şekilde yazı gördüğünüzde bunu anlamanız gerekir. Bunların kinematik düzenleşimi en basit olanlarıdır. Bakın sol altta zaten yapısını görüyorsunuz. Artıları nedir? Kinematik denklemleri basit olduğundan kontrolleri kolaydır. Sağlam yapıları olduğu için ağır yükler kaldırabilirler. Geniş çalışma uzanına sahiptir ve her noktada hareket kabiliyeti aynıdır. Şu her noktada hareket kabiliyeti aynıdır ifadesi şundan kaynaklı. İsterseniz onu hemen bir açıklayayım. Şöyle bakın. Şimdi burada mesela bir küresel düzenleşim görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi mesela bakın şu noktanın şu nokta görüyorsunuz farklı uzaklığa sahip. Yani şuradaki bir uzaklık alalım mesela delta x kadar bir uzaklık aldığımızda şurada bir uzaklık daha alalım. Bu da delta x üssü olsun. Gördüğünüz gibi mesela bunlar birbirlerine eşit değiller. Bu da demek oluyor ki mesela bu her noktada aynı değil. Bundan bahsediyor. Yani oradaki her noktada hareket kabiliyetinin aynılması bu. Peki bu kartezyen düzenleşimin eksileri yok mu? Var. Nedir mesela eksileri? Çalışma uzayının hacmi robotun boyutlarından küçüktür. Bu çok büyük bir dezavantaj. Yani siz demek ki 3 metrelik bir alanda çalışmanız için 3 metre boyutları gerekiyor yani. Bir artı sağlamıyor. Size bir negatif bir etki sağlıyor. Robotun ana gövdeye ulaşamaması bir eksi olarak kabul edilebilir. Ve en eksilerinden birisi tabii ki prizmatik olması. Sürtünmenin fazla olması. Bu eklemin ortam tozlarından korunması gerektiğini gösteriyorsunuz. Geçelim bir diğerine. Silindirik düzenleşim. Silindirik düzenleşim nedir? Rotasyonel, prizmatik, prizmatik. Bu düzenleşimin sahip robotun ilk eklemi dönen, ikinci eklemi, birinci eklemi paralel ve prizmatik. Üçüncü eklemi, ikinci eklemi dik ve prizmatiktir. Bu yapının artısı nedir? Temel çerçeve dönel bir yapıya sahiptir. Uç işlemci hızlı hareket eder. Burada da bir şey görmüş olduk. Demek ki prizmatik joint rotasyona yani revolute joint'ten daha yavaş diyebiliriz. Kinematik denklemleri basit olduğundan kontrolleri kolay. Kartezyen robotlara göre daha büyük çalışma uzmanı sahiptirler diyebiliriz. Bir öncekine göre yani. Eksi olarak da küresel robotlara göre daha küçük çalışma uzmanı sahiptir. Bunu sonraki sayfada göreceğiz. Aynı zamanda geniş çaplı hareket kabiliyeti buradaki sol tarafta görebileceğiniz bakın D3 kol uzunluğuna bağlı olduğu için niye bu bizim eksimizdir yani ben onu demek ki 5 metre verirsem anca 5 metre gidiyor. Artı sağlamıyor. Şimdi skala düzenleşimi yine bu da yine çok kullanılan bir robot düzenleşimidir. Skala dediği gibi Selective Component Articulated Robot for Assembly dediği yani özel olarak seçilmiş bir düzenleşimdir. İleride göreceğiz. Normalde mesela bu Huan ve Milankovic'e göre, ikili harf sistemine göre normalde kullanışlı kabul edilmemiş aslında. Ama normalde çok kullanışlı bir robot sistem olarak. Şimdi bunlar nedir? Rotasyonel prizmatiktir. Robot ve geometrik şekli itibariyle farklıdır dedik. Bu neymiş? Küresel robotlar. Bakın bir sonrakine geçelim. Şimdi burada küresel robotta da rotasyonel prizmatik. Fakat bunların eklem düzenleşimi farklı oldukları için uzayları farklı. Yani çalışma uzaylarımız farklı. Bakın gördüğünüz gibi küresel robotta küremsi bir şekil varken Skara'da silindirik bir yapı mesela. Bu düzenleşimde ilk üç eklemin tamamı birbirine paraleldir ve endüstride sıklıkla tercih edilmektedir. Artı olarak da çalışma uzayı oldukça büyüktür. Eksisi olması da çok kalmış kinematik denklemlere sahip olması. Bu da kontrolünü zorlaştırmaktadır. Bir sonrakine geçelim. Küresel düzenleşim. Yine aynı şekilde bu düzenleşme sahip bir robotun ilk iki eklemi dönen, üçüncü eklemi ise prizmatiktir. Bu düzenleşmeye sahip robotlar en üstte yine aynı şekilde sıklıkla kullanılmaktadır.
çalışma zorluğu oldukça büyüktür. Fakat etkisi olarak çok karmaşık dinamik denklemlere sahip olması yine kontrollerini zorlaştırmaktadır. Ama bir sıkıntı olarak da geniş çaplı hareket kabiliyeti her noktada farklıdır ve bu yüzden ana çerçeve civarında ufak bir değişim uçuş rejide büyük bir değişime sebebiyet verir. Gelelim sonrakine. Döner, bütün eklemlerin rotasyonel olduğu, revolut joint olduğu düzenleşme. Bu düzenleşime sahip robotların ilk üç eklemlerin hepsi döner eklemlidir. Ağırlıklar çalışma uzayı oldukça büyüktür. Tamamı döner eklem olduğu için hareket ettirmeleri kolay, esnek ve hızlıdır. En başta saytın dediğimiz gibi revolut jointler prizmatik jointlerden daha hızlı hareket ediyorlar. Etkisi olarak da geniş çaplı hareket kabiliyetinin her nokta farklı olması uzayda her noktaya erişememesi anlamına gelmektedir. Karmaşık kinematik denklemlere sahip olması yine bir kontrol zorluğu çıkarır. Doğrulukları düşüktür. Her eklemde meydana gelebilecek ufak bir hata yine toplanarak daha büyük bir hata meydana getirebilir diyebiliriz. Bir diğer sınıflandırma şeyine geçelim. Hareket kontrol yöntemlerine göre burada iki tip başlığımız var. Noktasız hareket eden ya da sürekli yörünge kontrol yapan. Noktasız hareket etmek önceden belirlenmiş yörüngenin olmaması anlamına geliyor. Bu tür robotlar genelde alt servis diyorsan daha düşük pick and place uygulamalarında tut ve bırak. Yani bir nesneyi bir başka yere koyup bırakma işinde kullanılırlar. Sürekli yörünge kontrolü ise bir yörünge takip eden ve mesela sağ alt tarafta gördüğünüz gibi boya ya da kaynak işlemlerinde kullanan robotlar olarak söyleyebiliriz. Şimdi bir diğer başlığımız robot eleyicilerin kullandığı güç kaynağına göre robotlara bakalım. Şimdi burada elektrik motoru, hidrolik motor ve pneumatik servo motorlar var. Üç ana başlığımız var olarak. Elektrik motorlarında DC servolar, step motorlar ve AC servolar bulunmaktadır. DC servolar düşük gerilimde yüksek tork üretmeleri ve sürücünün ucuz olması bir avantajdır. Step motorlar ucuz ve kolay kullanılır. Genellikle basit uygulamalara kullanılır. Çünkü çoğu zaman geri besleme ihtiyaçları yoktur. AC servolar ise yüksek dinamik özellikleri ve yüksek kalkış momentlerine sahip olmalarından dolayı son yıllarda oldukça yaygın kullanılır ve bunun en büyük özelliği tabii ki yüksek kalkış momentlerine sahip olması. Geçtik. Hidrolik ve servo motorlara bakalım. Şimdi hidrolik servolar ve pneumatik servolar aslında çok yakınlar birbirlerine. Kullanım alanları olarak da baktığımız zaman dezavantajları ve avantajları olarak da bakabiliriz. Şimdi hidrolik servoların en büyük özelliği tabii ki ağır işlerde kullanılmaları. Yüksek kuvvet oranına düşük güç tüketmeleri yine bir artıdır. Fakat eksik olarak yüksek hızlara cevap verememesi ve içlerindeki akışkan sebebiyle bazı bölgelerde doğrusu olmayan davranış gösterenlere en büyük eksileridir. Yine aynı şekilde pneumatikler de görece olarak ucuz olmadığı sebebiyle basit uygulamalarda kullanılabilirler. Hidrolik sistemlere benzer özellikler gösterirler fakat içlerinde akışkanlık hava bulundururlar. Yüksek kalkış momenti gerektiren uygulamalarda hızla yüksek basınç üretilmemesinden dolayı pneumatik gerilimlere çalışma oldukça zordur. İşlerindeki hava sebebiyle de bazı bölgelerde doğrusu olmayan davranışlar gösterilen dolayı kontrollere yüksek dinamik cevap veremediklerinden dolayı elektrik motoruna göre daha az tercih edilebiliriz. Bakın mesela bunu normal hidrolik dersinde de görmüş olduğunuz gibi akışkanların viskositesi değişmektedir. Bunlar çözünürlük, hassasiyet ve tekrar edilebilirlik. Çözünürlük robotun uç işlevcisi hareketinde belirlenen bir yük ile en küçük yer değiştirme yeteneğidir. Ne demek bu? Şöyle yapalım. Şimdi bir A noktasından B noktasınıza hareket etmek istiyorsunuz. Şimdi burada mesela bir mesafe var. Abartı olarak söyleyeceksek mesafe atıyorum 8 metrelik bir mesafemiz var. Bu abartı tabii ki. Yani tek bir hareketin 8 metrede bir olduğunu düşünmek demek istediğim mesela. Yani robotumuzun bir ucu bir hareketi 8 metre ileri gidiyor. Şimdi bunun eğer ortadan ikiye böldüğümüzü hayal edersek bu artık 4 metreye düşmüş olacak. Ve robotun çözünürlüğü artmış olacak. Bir kere daha bölelim. Kere ne oldu? 4'e böldü. 2 metrede bir hareketlerimiz artmış oldu. Bir kere daha bölelim. Şimdi 8 parçaya bölmüş olduk. 6 parçaya bölmüş olduk. Bir kere daha bölelim. Şimdi 8 parçaya bölmüş olduk. Artık her 1 metrede robotumuz daha çözünürlüğü yüksek hareket etmiş oluyor. Yani bizim çözünürlüğümüzün yüksek olması mesafemizi arttırmış oluyor. Şimdi bu nasıl bir avantaj, nasıl bir dezavantaj ona bakalım. Şimdi şöyle bir şey halet. Diyelim ki şimdi böyle bir tane yörüngeniz var ve bunu takip etmek istiyorsunuz. Eğer sizin çözünürlüğünüz çok düşük olursa mantık olarak işte şurası diyelim ki A noktanız, burası da B noktanız diyelim. Şimdi bakın. Şu tarafta bir eğri var.
bu eğriyi atıyorum tek bir doğrulukla şu şekilde yani gidebilir misiniz? Tabii ki gidebilirsiniz A noktasına. Çöker. Fakat bu yörünge tam olarak doğru olmaz. Çünkü siz burayı kaybetmiş oluyorsunuz. Bu üst kısım yok. Ama mesela şurada herhangi bir nokta, şurada herhangi bir nokta, şurada herhangi bir nokta aslında bakın mesela şu şekilde gidelim, şu şekilde gidelim, şöyle gidelim, şöyle gidelim. Gördüğünüz gibi nokta sayısı yani adım sayınız ne kadar küçülürse A ve B arasında, A noktası ve B noktası arasında adım sayınız ne kadar küçülürse o kadar çok çözünürlüğü arttırmış olursunuz. Şimdi çözünürlüğü arttırmak aynı zamanda hassasiyetinizi artmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Ne demek hassasiyet? Onu da bakalım. İkisini beraber konuşmuş olalım. Robotun uç çevresinin belirlenen bir yük ile hareketinde istenen yörüngeyi hatasız bir şekilde takip etmektedir. Demek ki o zaman çözünürlüğün yüksek olması hassasiyeti etkilemiş olur. Mesela biz çizdiğimiz bu yörüngeyi tekrar çizelim. Şimdi diyelim ki şu şekilde biz bu yörüngeyi takip ediyoruz. Bu şekilde takip ediyoruz. Evet, takip ediyor muyuz? Evet, takip ediyoruz. Fakat bu robot ne kadar hassas diye sorduğumda görece hassas değildir diyebiliriz. Şu mesela şurada gördüğünüz gibi gayet delta x kadar bir fark mesela oluşmuş arasında. Kalıcı durma hatası olabilir belki. Şimdi mesela burada şu görmüş olduğunuz aynetini mesela çözünürlüğünüz ne kadar yüksekse bu peti o kadar çok yakından takip edebiliriz. Üst üste aynı konuma getirebiliriz. Aynı şurada mesela gösterdiğiniz gibi. Hassasiyet de neydi? Zaten bunu takip etme yeteneğiydi. O zaman demek ki çözünürlüğümüzün ne kadar yüksek olması hassasiyetimizle o oranda etkilemiş olur. Peki tekrar edilebilir miydi? Tekrar edilebilir robotun tekrar eden görevler arasında ne kadar hata yaptığı ile ilgili. İşte sizin binde bir hata yapmanız, yüzde bir hata yapmanız, yüzde üç hata yapmanız, binde üç hata yapmanız bunları tekrar ederek. Mesela işte bir kutu düşünün. Kutuları üst üste diziyorsunuz, diziyorsunuz. Yani bu kutuları ne kadar üst üste dizebildiğinizle alakalı mesela. Çok mükemmel bir şekilde dümdüz dizebiliyor musunuz? Ya da işte binde üçlük bir sapmada bir hata mı oluyor üst üste koyarken? Gibi gibi tekrar ederek diyebiliriz. Geçelim. Başka sınıflandırmaya. Bu da yine çok kullanılan bir sınıflandırma. İki harf kodlu ile sınıflandırma. Bu da Huang ve Milenkovic tarafından üretilmiş bir sistem. İki tane harfimiz var. Sınıflandırmada bunları kullanıyoruz. İlk harf birinci eklemin özelliğini ve ikinci ekleme göre nasıl döndüğünü belirtiyor. İkinci harf ise üçüncü eklemin nasıl olduğunu ve ikinci eklemin ile üçüncü eklem arasındaki ilişkiyi ifade ediyor. Burada dört tane harfimiz var. S, C, N ve R. Kayma, kayma ekseni dik dönme, dönme ekseni dik dönme, kayma ekseni dik dönme gibi veya paralel dönme. Şimdi bunları görelim. Bakın şimdi sol tarafta bu dediğimiz olaylar var. Mesela kağıt üzerinde paralel bir kayma. Ne demek? Bakın görüyorsunuz şimdi kağıt üzerinde şu şekilde bu tarafa doğru. Aynı şekilde prizmatik ekleminde hareket ettiği bu şekilde ileri geri bir hareket etmiş oluyor. Gördüğünüz gibi kağıt üzerinde paralel. İkinci aşağıda görmüş olduğunuz gibi mesela yine kağıt düzlemi şu şekilde alalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir kez içeriye doğru yani sayfa düzleminden içeriye ya da dışarıya doğru bir hareket var. Yani şu şekilde çizecek olursak hareketimizi bakın şu yönde içeri doğru bir hareket yapmış oluyor. Üçüncüye gelelim. Kağıt düzlemine göre dik bir dönme nedir? Hemen bakalım. Kağıt düzlemini yine şu şekilde alalım. Dört parmağımı bakın dört sağ elinizin dört parmağını bu çubuğun yönüne koyun. Baş parmağınız sizi gösterecek otomatik olarak. Şimdi baş parmağınız gösterdiği yöne alalım şöyle. Bakın bu tarafa doğru baş parmağınız gösterecektir. Görmüş olduğunuz gibi bu sayfa düzlemine bu dönmeye aldığınız zaman burada aralarında 90 derece aç olmuş oluyor. Yani bir yöne göre dik olmuş oluyorlar. Dördüncüye bakalım. Kağıt düzlemine göre paralel bir dönme. Yine aynı şekilde bakın kağıt düzlemini bu şekilde alalım. Dönme yönüne yine parmaklarınızı koyduğunuz zaman ne tarafa doğru dönüyor? Şu başlığı şu şekilde düşünün. Şu şekilde bir dönme yaptığını hayal edin. Parmaklarınız neye bakacaktı? Yani şöyle düşünün. Sağ tarafa doğru baş parmağınızı okyanınıza koyduğunda yelpaze, ileri geri yani birisi mesela gel gel hareketi yapıyormuş gibi düşünün. Bu hareketi yapmış olacaksınız. Bu da kağıt düzlemine paralel bir dönme ifade eder. Şimdi Huang ve Milenkovic robot bağları için 16 adet ikili harf kombinasyonu tanımlamışlardı. Fakat bu bağlantı içinde kullanışlı ve farklı olmayan kombinasyonlar bulmuşlardı. Ne demek bu kullanışlılık veya farklılık ona da bakalım. Şimdi
Kullanışlılık, 3 boyutlu uzayda geniş çaplı hareket yeteneğidir. Bunu kullanışlık olarak atfetmişler. Farklılık olarak da her bir bağın kinematik olarak diğerlerinden farklı olmasıdır ya da farklı hareket yapabilme kabiliyeti diyebiliriz. Şimdi burada Huan ve Milankovic'in tasarladığı 16 adet ikili harf sistemini görmekteyiz. Bakın burada sağ altta mavi ve gri olan iki tane çerçeve. Bu mavi olan çerçeve normalde Huan ve Milankovic'e göre kullanışsız grup olmuş oluyor. Fakat biz bu grubu ikisini de aktif bir şekilde kullanmak gibi sanayide vesaire bunlar kullanılmakta. Her ne kadar Huan ve Milankovic bunları kullanışsız olarak atletmiş olsa da bizim için kullanışlı. Fakat bu sağ taraftaki işte CN ya da NC olan iki robot da kullanışlı değil. Hiç kimseye göre değil. Bu ikisi de kullanışlı olarak sınıflandırılıyor. Bunu yani uzayda taradığı alan olarak da bakabilirsiniz. Mesela işte atıyorum CN birincisine bakarsak gri olan mesela birincisine. Şimdi bir sayfa düzlemeye doğru bir ileri ya da geri bir dik hareket var. İşte sonra sayfa düzlemeni yine o dik harekete paralel bir dönme hareketi yapıyor. Onun üzerine onlara dik bir dönme yapıyor. Yani uzayını düşündüğünüz zaman da çok etkili bir uzayı yok. Yani kullanışlık açısından. Tabii ki yine özel bir durum için kullanılabilir bu arada ayrı ama Huan ve Milankovic'e göre normalde bu 16 içinde bu hem mavi hem de gri kategoride olanlar kullanışlı değil veya farklı değil. Fakat bizim için sanayi ve normal kullanışlı olarak baktığımız zaman mavi kutucuğun içindeki yani kullanışlı bu gri kutucuğun içindeki kimseye göre kullanışlı değil. Son olarak benzetime bakalım. Benzetim ne demek? Fiziksel bir etkinlik gerçekleştirmeden önce bilgisayar ortamında sistemin fiziksel yapısını ifade eden veya olayı canlandırma işlemi diye kısaca diyebiliriz. Bu da iki tip. Nasıl oluyor? Çevrim içi ya da çevrim dışı programlama olarak benzetim yapabiliyoruz. Çevrim içi, robotun uç işlevcisini bir kullanıcı ara bir vasıtasıyla eş zamanlı olarak istenilen noktaya ulaştırma işlemidir. Robotun çalışmaları çok karmaşık ve değişken olduğu ortamda tabii ki avantaj sağlamaktadır. Çok dinamik bir ortam düşünün. Koşulların sürekli değiştiği bir ortamda çevrim dışı programı oldukça avantajlı olacaktır. Çevrim dışı programına baktığımız zaman robotun ilgili ortamlarda harekete önceden planlanıp robota yaptırılmasıdır. Zaten çevrim dışında bir kontrol yoktur yani. Robotun hareketleri önceden belirlendiği için oluşabilecek kazalar ve istenmeyen durumlarda önceden gözlemlenebilir. Tabii ki bu bir artı ama duruma göre artırın bir dinamik bir ortamda çalışırken tabii ki çevrim dışı programlama yaptınız. Çevrim dışı programlamasına çok daha iyi sonuçlar verecektir. Şimdi bakın burada ilk dersimizi sonlandıralım. Şimdi bu bölümde ne görmüş olduk? Robot kinematiğinin ilk bölümünü görmüş olduk. Bunlar tabii biraz daha sözel kısımlardı. İşte bundan sonraki videolarda ileri kinematiğe daha geçmediğimizde önce koordinat sistemlerinin tanımlanması, birbirine göre koordinat sistemin, iki farklı koordinat sisteminin tanımlanması, birbirlerine göre dönmeleri, ötelenmeleri, açı setleri, öğeler açı setleri vesaire bunları tanımlamamız gerekiyor. Bundan sonra tabii ki DH tabloları, ondan sonra ileri kinematik videoları inşallah gelecektir. Bu videoyu burada sonlandıralım. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.